Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı'nca etle et ürünlerindeki taklit ve taşiş olaylarını önlemek amacıyla hazırlanan Türk Gıda Kodeksi Et ve Et Ürünleri Tebliği resmi gazetede yayımlandı. Düzenlemeye göre kanatlı etle kırmızı et karıştırılarak ürün elde edilmeyecek, ancak kırmızı etler ve kanatlı etler kendi içinde karıştırılabilecek. Tavuk, hindi eti ya da dana koyun eti karışımından sosis ve salam üretilebilecek. Daha önceden salam, sosis gibi emülsifiye et ürünlerinde mekanik olarak ayrılmış etlerin kullanımına izin verilirken, yeni düzenlemeye göre mekanik olarak ayrılmış etlerin tebliğ kapsamında yer alan ürünlerde kullanımına izin verilmeyecek. Bundan dolayı ısıl işlem görmüş sucuk benzeri ürün olarak adlandırılan ürünlerin yerine yeni tebliğde ısıl işlem görmüş sucuk tanımı kullanılıyor. Tebliğe göre fermente ve ısıl işlem görmüş sucuğa, pastırmaya, dönere, köfteye, et kaynaklı olmayan proteinler, nişasta ve nişasta içeren maddelerle soya ve soya ürünleri ilave edilemeyecek. Böylece piyasada sıkça karşılaşılan 5 liraya sucuk satışının da önüne geçilmiş olacak. Tebliğ kapsamında fermente sucuk, ısıl işlem görmüş sucuk, köfte, döner, kavurma, pastırma gibi et ürünlerine ilişkin ürün tanımları ve ürünlere ait özellikler belirlendi. Yeni düzenleme ile ürünlere ilişkin genel etiketleme kurallarına ek olarak özel kurallar da getirildi. Buna göre ürün isimleri aynı renk ve yazı karakterinde yazıdaki harf büyüklüğü en az 3 mm olacak. Bu konularda faaliyet gösteren işletmelere 3 Mart 2013 tarihine kadar uyum süresi verilecek. Tebliğe aykırı davrananlar hakkındaysa veteriner hizmetleri, bitki sağlığı, gıda ve yem kanununun ilgili maddelerine göre idari yaptırım uygulanacak.